olması. Kyle'ın iyileştirme yeteneği var. Ultisi sayesinde üstüne gelebilecek ani bir hasarı durdurabilir. Jayce ani bir şekilde üstü çullanırsa ultisini kullanarak Evelyn'in o hasarı olduğu yerde durdurabilir. De mantıklı. Aynı şekilde Evelyn'in olduğu yerde mantıklı. Ne açıdan söyledim bunu bu arada? Baskın yaptıklarında ultisiyle kaçabilecek. Ha evet, o açıdan evet. Ya genel olarak zaten baskınlardan kaçabiliyor. Yani bilmiyorum ya, yani burada şu anda Kyle'ın seçilmesinin en önemli sebeplerinden biri aslında Jayce. Yani Jayce'in o koridor safhasında yaptıkları verdiği dürtme hasarını durdurmak istiyor. Kyle burada ben doğru bir tercih olarak görüyorum. Üst koridora baktığımız zaman Kennen ve Ryze ikilisini karşılaşmasını göreceğiz. Kennen burada yine rahat olacaktır diye tahmin ediyorum. Alt koridordaki kapışma ne olacak? Şimdi Alt Holy koridorda Phoenix ve Trill ikilisi daha böyle nasıl diyeyim, durumsal bir ikili yapmış. Yani ufuk kılıcı tutarsa üstüne işte sersemletme gelecek, üstüne bumerang tutacak ve inanılmaz bir hasar çıkacak. Öbür yanda biraz daha dürtme potansiyeline sahip yine bir ikili var. Lucian ve Karma ikilisi. Karma'dan eğer içindeki alev gelirse üstüne Lucian'a yine çok fazla çok büyük hasar gelecek ve koridor safhasında geriye düşmüş bir Holy Phoenix veya Trail Barnex'i görebiliriz. evet. Yani burada tabii ki Sivir ve Leona'nın biraz daha hani agresif olacağını düşünüyorum ben. Hani ilk dakikalarda biraz daha hani 3'ün seviyeye kadar Leona zorlanabilir. Karma'nın dürtmelerini, Lucian dürtmelerine karşı. Ama bu seviyeden sonra Ufuk Kılıcı, Güneş Kalkanı hani Leona'yı gerçekten koridor safhasında oldukça etkili kılabilir. Pantheon'un baskınları da burada çok önemli. Yani erken dakikalarda yapacağı baskınla özellikle Evelynn'e eğer yetişebilirse, Evelynn çünkü mesafe kat edebilen, hızlı koşabilen ve kamplarını hızlı temizleyebilen bir şampiyon. Bol bol baskına gidecektir. Pantheon her ne kadar 6. seviyede daha efektif baskınlar düzenleyebiliyor olsa da hani hem alt koridorda hem de üst koridorda oldukça fazla iş yapabilir. Tabii ki burada bir Kennen var, onu unutmamak lazım. Kennen üst koridorda kolay kolay baskın yemese de o Pantheon'un Zhaonya'nın sıçraması, Ryze'ın Rhynops'i Kennen'i hiç uzaklaştırmadan kesmelerine yardımcı olabilir. Şimdi artık yine söz takımlarda. Dark Visage, Heva yarı finalindeyiz. Whitefire finalde demiştik. Bostancı Gösteri Merkezi'nde finalin ismi bakalım ne olacak? Whitefire'ın rakibi kim olacak? Bir birlik eşitlik söz konusu. Bu eşitliği kim bozacak şimdi? Şu anda Günün bak son şey başındayız. yapmadılar. Normalde iki takımdan biri genelde karşı ormana, ya ormanı demeyeyim de karşı takımın orman tarafına bir ilerliyordu. Sanki böyle bir baskın yapacakmış gibi, istila yapacakmış gibi. Bu sefer iki takım da tercih etmedi. Bunun tabii en büyük sebebi bu maçı son maç olması. Yani bu maçı kazanan arkadaşlar artık ismini finale yazdırıyor ve yarın Bostancı Gösteri Merkezi'nde final maçı oynuyor. Biraz daha dikkatli olacaklardır. İki taraf da biraz daha dikkatli olacaktır. Ve ben bu sefer Zeytnot ve Lelouch ikilisinden biraz daha pasif olmasını bekliyorum. Evet. Bakalım göreceğiz. Yani Zeytnot ve Lelouch senin de söylediğin gibi biraz daha burada pasif oynamaları gerekecek. Çünkü Leona'nın yetenekleri, o kitle kontrolleri Karma da çok kırılgan, Lelouch'un da kırılgan. Bunu direkt olarak tersine çevirebilir. Hani Sivir'in burada bumerangları da çok önemli. O ufuk kılıcı tuttuğunda, o combo yapıldığında Sivir'in bumerangı hiçbir minyonla çarpmadan eğer rakibine değerse çok fazla hasar verecektir. Şimdi bakıyoruz, Pantheon kırmızı güçlendirmesinden Evet. başlıyor. Kyle yardımcı oldu ona. Ryze'la birlikte. Evelynn de hemen paralelinde mavi güçlendirmeden başlıyor. Yine ittirmeye çalışan bir Zed'in ve Lurch ikilisi var aslında. Hani şu ana kadar çok da pasif oynamıyorlar gibi gözüküyor. Evet, hayır şu anda Holy Phoenix ve Trillbernex ikilisi biraz daha fazla ittirmeyi başardı. Oo, yalnız Erbin'in bayağı bir canı azalmış. Noru daha birinci seviyede yarıdan fazla canını götürmeyi başarmış orada Kayal'ın. Kayal'da tabi hem bir kristal matı hem de normal bir az can iksiri var. Tutan bir ufuk kılıcı var yalnız orada. Lush'un başı dertte gibi gözüküyor. Holy Phoenix yalnız Zeytno tarafından çok fazla hasar aldı. Trill oradan geri çekilmeye çalışacak. Herhangi bir skor gelmeyecek gibi gözüküyor şu ana kadar. Evet, oradan iki tarafta bir skor çıkartamadı. Holy Phoenix bu sırada orada mantra atılmış. İçindeki alevin ikinci hasarından kaçmaya çalışıyor. Ondan başarılı oldu. Genelde yani bu metada alt koridorda erken dakikalarda çok fazla aksiyon görüyoruz ve şimdi Crystal geldi. Evet.
pardon, Thrill acaba bir ufuk kılıcı deneyecek mi? Ama işte canları az. Olabildiğince zaman kazanmaya çalışıyorlar şu anda. Çünkü geçen her saniye Doran'ın kalkanından dolayı Leon'un canı çok daha fazla artacaktır. Bu sırada Fab üst koridorda biraz zorlandığını görüyoruz. Crimson'a karşı. Crystal hala orada. Sersemletme geldi. Linoş orada yakalandı. Bir de ufuk kılıcı üstüne tutuştur var. Yetecek mi? Crystal orada sırtçasını kullanıyor. İlk kanı döküyor. Ama ardından yine doğru zamanda gelen bir Doktor Halpern var. Aynı şekilde Crystal'ı almayı başardı. Ve o ikili güçlendirmeyi de yeniden sıfırlamış oldu. Evren'in üstündekileri alarak. Evet. Bu önemli bir avantaj. Evet. Yani gerçekten bunu çevirebilmek çok önemli. Orada Lucian'a da bırakabilirdi ama o iki güçlendirmeyle beraber Pantheon çok daha agresif olacak. Ormanda çok daha hızlı bir şekilde kamplarını temizleyebilecek. Yani tabii ilk baskın erken oldu. Hemen kamplarını temizledikten sonra hızlı bir şekilde koridor ziyareti yapıldı. Ve bunu hisseden Halpern de zaten onun paralelinde gidiyordu. Ve orada bir karşı baskını yaparak Evelyn'in ödeşmiş oldular. Şimdi orada şöyle bir yerine mıhladı. Şimdi devamlı Pantheon geliyor oraya. Evet. Karma şöyle bir hızlandırdı onları ama bayağı da bir hasar verdi orada Zeytnot'a. Gidip gelen o bumerang sayesinde. Thrill aslında orada agresif oynamış olsaydı Zeytnot alma ihtimalleri vardı. Ama söylediğimiz gibi iki takım da çok daha dikkatli olacaktır. Çok fazla risk almak istemeyecektir. Şimdi maçta olduğumuz yalnız Naru ve Elvind ikilisi yine kapışmaya başladı. Üstüne tutuşur da var Elvind'in. Naru yine orada bıraktı. Yani öldürmedi ama süründürdü diyebiliriz Elvind için. Elvind beklenenin aksine yine zorlanıyor. Yani Jayce karşı koridorda durabilecek şampiyonu tam bulamadı şu anda EVA. Yani Jayce'in çünkü iki formunun olması hani birçok şampiyonun planlarını bozuyor. Yani ister yakın mesafeden oynar, ister kısa mesafeden oynar. Yani bir de yani sanki böyle tam bir Nidalee. Hani o şok patlamaları Nidalee'nin mızrağı, diğer özellikleri de Nidalee'nin formu gibi aynı. Evet doğru söylüyorsun. Nidalee'nin aslında Nidalee'nin fiziksel modeli. Aynen. Yani Elvind yardıma ihtiyacı olacaktır. Ama Halpern geçen oyunda olduğu gibi bu oyunda da yine alt koridora genelde baskınlarını düzenleyecek gibi gözüküyor. İki kez geldi, hatta birinde skor almayı başardı. Bunları şu anda bırakmıyor. Elvind evet yeniden üste yollamayı başardı hatta. Üst koridora baktığımız zaman Ryze iyi durumda gibi gözüküyor şu anda. Yani biraz önce Fab'ı bayağı bir canını azaltmıştı, şu anda da minyon farkını 4 minyonluk minnacık bir fark yaratmayı başarmış. 6. seviyeden sonra ne olacağı aslında burada biraz daha önemli. 6. seviyede çünkü Kenan'ın potansiyeli, hasar potansiyeli Ryze'a kıyasla biraz daha fazla artıyor. Aynı zamanda baktığımız zaman Evelyn bu sırada bayağı bir fark yaratmayı başarmış Pantheon'la arasında. 13 milyon almış Pantheon, buna karşılık 28 milyon almış Evelyn. Ölmüş olmasın ama evet. Yani bayağı bir darlıyor Elvind'i orta koridorda. Şimdi Jayce bakalım üstüne döndü neler alacak? Alabilecek. İlk kez üstüne dönüyor. Yine üçlü kuvvetten ilerleyecektir diye tahmin ediyorum. Bugün genelde Jayce'in üstünde evet, kuvvetleri gördük. O işte şimdi 6. seviye farkı. 6. seviye farkıyla Fab orada Crimson almayı başardı. Biraz önce söylemiştik 6. seviyede hani kapışmalarda Fab'ın kazandığı hasar Ryze'a kıyasla çok daha fazla. Hem çok büyük bir alan hasar veriyor hem de Ryze'in kazandığı o alan hasarı Kenan'a bir şey ifade etmiyor. Yani zaten etrafında başka bir şey yok. Yani Kenan tek bir hedef olduğu için burada Papa Wolves 6. seviye olduğu anda bu avantajı kullandı ve üst koridorda bir skor daha almayı başardı takımı adına ve kendi adına. Tabii Halpern yetişebilecek mi şu anda? Tabii yani bunu tercih edeceğini tahmin ediyorduk. Şu anda Halpern'in diğer koridorlara da yardıma gitmeye başlaması lazım gibi geliyor bana. Evet. Yani alt koridorda birbirlerini dürten bir ikili var. Biraz daha hani agresif oynamaya çalışıyor beklenenin aksine. Eyvah takım ama hemen küçük bir agresifliğinin karşısında Leona'yı buluyor. Ve Leona şu ana kadar hani Sivir'in minyon biçebilmesi için elinden geleni yapıyor ama Karma gibi dürtemiyor maalesef. Ve dürtemediği için de o ufuk kılıcı
kombosunu yapıp Sivir'le olabildiğince hasar vermeye çalışıyorlar. Hı-hı. Alt koridorda milyon farkı çok küçük bir fark var Lucian adına. Üst koridorda Kenan biraz önce skor aldı demiştik. Tanrıçanın gözyaşları var, koruyucu katalizör var Ryze'nin üzerinde. O da gayet sevdiği eşyaları almış. Evet, şimdi tabi alt koridorda da küçük bir üstünlüğü var Sivir'in eşya konusunda. Üzerinde bir AMK kılıcı var. Evet. Dışında bir vampir hasarı var. Şimdi ufuk kılıcı geldi. Şimdi orada bakalım. Evelyn geliyor. Evelyn'e hazırlıyorlar. Hala kendini göstermedi. Ama fark etti işte HVA ekibi. Yani Dark Pursuit o kadar az canı olmasına rağmen hala agresif oynamasından olayı fark etti. Arkada Doktor Halpern de var. Ufuk kılıcı üstüne ulti geldi. Orada Hiroş'u almayı başardılar. Bakıyorum Halpern ultisini kullanıyor. Yalnız vazgeçti. Zeytun üstü büyük hasar var. İnfazı kullanıyor. Sivir orada son vuruş yaparak skor almayı başarıyor. Ve Halpern de geri püskürtülmüş oluyor böylece. Orada aslında yani aksiyonu almak isteyen taraf HBA'ydı. İlk olarak onlar girmek istiyordu. Sonra da Erwin de ultisini kullandırmaya çalışacak. Ama hayır. Şok patlaması yetmiyor. Menzil yetmiyor ve Erwin oradan yürüyerek çıkmayı başardı. Alt tarafta aksiyonu başlatmak isteyen, yani ilk takım savaşını başlatmak isteyen aslında HBA ekibiydi. Ama ufuk kılıcına yakalanan Lelouch'u kurtaramadılar. Böyle olunca Pantheon ultisini iptal etmek zorunda kaldı. Bir de üstüne Zeytun'u kaybettiler. Orta koridorda biraz önce Kayle yine yakalanmıştı. Böyle olunca da sırtçasını kullandı ve şimdi artık üstüne geri gidiyor. Bu sırtçayı bu kadar kolay kullandırdığı için Naru ileride büyük sıkıntıya girecek diye tahmin ediyorum. Ya inanılmaz bir hasar veriyor. Halper'in de üstüne gitti Naru. Bakalım alabilecek mi? Onun üstüne tutuşu da var. Son bir vuruş gelecek mi? Ama Kayle doğru zamanda geliyor. Doğru zamanda geliyor ve Pantheon'u ultisiyle kurtarmayı başarıyor. Çok çok güzel oyun. O kadar doğru zamanda müdahale etti ki. Aynen. Yani tabii bu oradaki konumu doğru yerde doğru zamanda olmak işte bu. Ve orada Kyle takım arkadaşını kurtardı. Ve bir skor daha aldı Harper. Şimdi bakalım devamında neler olacak. Şimdi Jace döndü. Bir hırpalayan var üzerinde. Yakut kristal var. Uzun kılıcı var. Bir de Doran'ın kılıcı var. Oyunun başında aldı. Üst koridorda Kenan Ryze birazcık üstünlük sağlamış. Minyon konusunda. Alt koridorda ise minyon konusunda bir eşitlik söz konusu. Şimdi bakalım. Pantheon ve Evelyn nehirden geliyor yavaş yavaş. Kenan orada ultiyi açtı ama işte o Ryze'ın rune hapsi hemen bunu fark edip rune hapsine aldı onu. Ve orada Kenan'ı durdurmayı başardı. Yani şu anda FAP rahat gibi gözüküyor Ryze'a karşı. Hani daha agresif gözüküyor. Ryze'ın yani biraz daha rahat olmasını, biraz daha kolay bir koridor safhası yaşamasını bekliyorduk aslında. Ama Kenan burada ağırlığını koydu diyebiliriz. Ya şimdi üstüne dönüyor. Üzerinde lanetli maske var. Üstüne döndüğünde bakalım ne alacak. Hı hı. İçindeki alevi şöyle bir attı. Karma. Şimdi Evelyn alt koridordan resmen çıkmıyor. Ve hani her ne kadar üst tarafta Ryze birazcık zorlansa da çok fazla skor vermeyeceğini biliyor sanırım. Ve bunu hemen tersine çevirip alt koridorda gidecek. Çünkü orta koridorda oyunun başında dediğimiz gibi hani Kayle'ın ultisi çok etkili. Ne kadar baskın yaparsanız yapın skor almanız o kadar da kolay değil. Şu an için Jace orta koridoru yavaş yavaş kazanmaya başlıyor. Agresifliğini ilan etmeye çalışıyor. Ama Evelyn'in baskıları tabii ki henüz ona sonuç vermiş değil. O da daha çok alta yönelik bir oyun ortaya koyuyor. Şu an Dark Pursuit ekibi aslında yani genel olarak söylediğimiz gibi bir adım önde. Bin altında küçük bir fark yaratmayı başarmışlar. Dakika 12'de Holy Things ve Trial itirmeye hala devam ediyorlar. Bakalım bir Husk'un gelecek mi dediğim anda evet Crystal da oradaydı ama hayır. Daha fazla orada zaman kaybetmek istemedi ve ilerliyor mu? Hayır, yeniden geri geliyor alt koridora. Ama oradan kendi ormanına mı girecek yoksa koridordan mı gelecek acaba? Kendi ormanına girmeye artık karar verdi. Pantheon da bu sırada kırmızı güçlendirmesini alıyor. Kırmızı güçlendirmeyi aldıktan sonra
üst koridora baskına gelebilir. Evet, bir Kenan baskını görebiliriz. Evet, Kenan bu sırada biraz önce Ryzen koyduğu o pembe totemi fark etti. Üst koridorda onu gösterdi. Yani en azından Evelyn şu anda o üçlü çalıda çalıdan gelerek Ryzen bir baskın yapmakta çok zorlanacaktır. Oraya konulan pembe totem sayesinde. Alt koridor söylediğimiz gibi itimi elinden geldiğince devam ediyor. Takım savaşlarını düşündüğüm zaman Kenan ve Evelyn ikilisi var şimdi. Bunlar genelde takım savaşını başlatacak isimler gibi geliyor. Yani Leona ultisinden sonra. Bir takımda Leona olduğu sürece genelde ultisi takım savaşı başlatmak için kullanılıyor. Yanında bir de Sivir gibi bir şampiyon varsa eğer. Hem Sivir'in ultisi, üstüne Ullar'ın tılsımı birazdan yapacağı. Agresif bir ulti, üstüne gelecek bir Kenan ultisi, Jayce'den gelecek bir şok patlaması ve Kenan'ın ultisi diyebiliriz, Evelyn'in ultisi Evelyn, diyebiliriz. Evelyn bir de doğru yerde, doğru zamanda olursa gerçekten o yerine sabit ettiği birçok kişi, Leona tarafından sabit edilen birçok kişi zor durumda olacak derken bir Rhinapsi daha. O Rhinapsi yani, o kadar önemliydi ki. Yani orada ultiyle Kenan'ın üstüne gelmesini engelledi. Eğer Kenan orada üstüne gelmiş olsaydı belki şu anda orada skor bile alabilirdi. Bu arada kaçan bir ufuk kılıcı var. Trial'dan gelen yani Zeytnot tabi. O kaçan ufuk kılıcından sonra iyice agresif oynamaya başladı. Bir de içindeki alev geldi. Yalnız Holy Phoenix ultisini kullandı. Pantheon devam geliyor, edecek Pantheon mi? Geliyor, Pantheon Sivir geliyor yalnız şu anda. TVA bu takım savaşından karlı çıkabilir ama Crystal doğru zamanda geldi. Halperson çok büyük hasar var. Zeytnot'un üstü şu an çok büyük hasar var. Kyle da oraya geliyor. Bir içindeki alev daha geliyor. Trial onu da durdurmayı başardı. Holy Phoenix'in önüne geçerek. Ve orada yine herhangi bir skor gelmedi. İki tarafta geri çekiliyor. Şimdi alt tarafta Holy Phoenix ve Trial ikilisi bitirmeye devam etmek istiyorlar. Evet, Nashor'un kılıcı geldi Kyle'dan da. Sevdiği bir eşya yani, hem yetenek gücü veriyor hem de saldırı hızı veriyor. Biliyorsun otomatik saldırıları sayesinde büyü hasarı verebiliyor. Yani Nashor'un dişi de onun istediği özellikleri cuk oturan bir eşya. Büyük ihtimalle yakında Rabadon'un şapkasında yapacaktır diye tahmin ediyorum. CS'de evet. Cadıları musallat oluyor. Tabi oradan Kayan'ın ayrıldığını görünce hemen Jayce cadıları düşünerek oraya bir çok patlaması attı. Şimdi oyun tabi birazcık ilk iki maça göre çok durgun. Aha. Yani iki tarafta çok fazla riske girmek istemiyor. Son maç çünkü. Artık yani son maç. Kazanan ekip finale ismini yazdıracak. Çok tedbirli oynuyorlar. Şu an için tamamen net alabilecekleri skorları kovalıyorlar ve daha çok minyon sayılarına odaklanıyor gibi görünüyorlar şu an için. Orta koridorda 16 dakikada 172 minyon kesen bir Jayce var. 167 minyonluk bir Kyle var. İki tarafta halinden memnun. Etli sütüye karışmadan sadece minyon kesiyorlar. Alt koridorda ise 146 minyonluk Sivir, 130 minyonluk bir Lucian var. Yalnız üst koridordaki eşleşmede Ryzen tam anlamıyla bir Kenan katili olduğunu söyleyebilirim. Evet. Yani aslında bir tane skor almayı başardı Kenan üst koridorda. Minyon farkını açmış ya, 15 milyon küçük bir fark var. Ama Ryzen biraz daha rahat olmasını aslında bekliyordum ben. Koridor safhasında Fabulous burada iyi bir performans gösterdi ve o koridoru kazanmayı başardı demeyelim ama yani o koridorda bir adım öne geçmeyi başardı diyebiliriz. Alt koridorda çok fazla aksiyon var. Yani ve bu Zeytnot ve Losh ikilisi biraz daha pasif oynamasına rağmen mevcut. Çünkü ormancılar genelde alt koridora geliyor şu anda. Ve bu sefer Crystal Meth Halper'den bir adım önde. Bu sefer Crystal Meth oyunu yapıyor, Halper yetişemiyor. Trial'dan bu sırada bir ufuk kılıcı daha kaçtı. Şu an için 4-2'lik bir skor üstünlüğü var. Altın farkı sadece 800. Dark Switch lane'e. Şimdi Jayce oraya geldi. Mavi için bir şok patlaması attı. Orada bir tabii görüş totemi var. Kyle orada. Onu büyük ihtimalle Evelyn'a bırakacak. Evelyn'in orada almasına izin verecek gibi geliyor. Open bu totemi.
tabii ki bu kadar durağan bir oyunda global görevler de geride kalıyor. Evet. Yani şu an daha kule düşmedi ejderha. Daha kule düşmedi. 18 dakika. Hani ejderhaya yeltenen bile olmadı. Hani şu an için takımları biraz daha güçlenme evresindeler. Ki eşyalar da aslında oldukça iyi durumda. Artık yavaş yavaş sanki kırılma noktaları göreceğiz. Bu eşyalarla birlikte takımlar biraz daha kendilerine güvenerek takım savaşlarına veya koridor savaşlarına girebilecekler. Şimdi alt koridorda Dark Visage aktif bir şekilde ittirmeye devam ediyor. Kule altına Lucian'ı hapsetmeye çalışıyor. Sivir'in bir skoru var Lucian'a karşılık. İçindeki alev geldi Sivir'e. Evet. Evet, orada bir totem temizliği var. Evelyn yeniden alt koridora hareket etmeye başladı. Sonra Halper'in nerede olduğuna bakıyorum. Orta koridorda. Acaba Evelyn inanacak mı? Yani orada bir baskını yapmak için sonuna kadar ilerleyecek mi? Bir ufuk kılıcı bu sefer tutuyor. Geri çekilebilecek mi? Leona bu sefer ultisini kullandı ama oradan Zed'in çıkmayı başardı. Evet, Pantheon geliyor şu anda. Ama biraz geç kaldı. Teal orada. Kendini feda edecekti dediğim anda hiç feda etmesine bile gerek kalmadı. Sadece sersemletini üstüne çekerek. Ondan geri çekip Crimson'ın bu arada başı dertte. Naru ve Fab ikilisi orada Crimson'ı almayı başarıyor. Üstüne kule alırlar. Yalnız çok iyi kovaladılar. Ve üstüne de kule alsalar da iyi olurdu. Jace oradan ayrıldı. Üst kulenin canı ne kadar bilmiyoruz şu an için. Orada değişmez karar geldi ama tutmadı. Şimdi devamında ufak kılıcı geldi. Sanırım orada savaşa girecekler. Leona çok ortada kaldı. Evelyn geldi şimdi. Orada Pantheon'un üzerinde ama Pantheon orada Leona'yı almayı başardı. Şimdi Sivir bumerangını attı. Orada yalnız çok güçlü var. Jace. Partiye Jace katıldı. Orada Karma'yı aldı direkt olarak ama geldiğine bin pişman. Kyle orada Jace almayı başardı. Kennen üstte kule alırken burada kıyasıya bir mücadele var. Sivir bumerangıyla son bir darbe yapıp Kyle aldı. Mavi güçlendirmesi de var artık. Ve orada bir ejderha kaybedildi ama evet. Uğruna birçok orada oyuncu feda edildi. Yani şu ana baktığım zaman Dark Mist ekibi 1400 altınlık bir fark yaratmış durumda. Fab bu sırada üst koridordaki kuleyi aldıktan sonra şimdi bir de orta koridoru almak isteyecek. Bayağı da bitirmiş durumda. Yanında 5 tane de minyon var. Pantheon gelmeye çalışıyor ama yetişemeyecek gibi gözüküyor. Çok büyük ihtimalle buradaki kuleyi de alabilecek. Evet, artık son vuruşu da yapıyor ve Fab Fabulous orta koridordaki birinci kuleyi de almayı başardı. Şu anda 3 kuleyi de aldılar. Bütün koridorlardaki birinci kuleleri aldılar. Bu ne demek? Ormanın kapıları, HV ormanın kapıları artık DP'ye açıldı. Açıldı. Yani bir kırılma noktası gerekiyordu. Bir yerde takımların bir hamle yapması gerekiyordu. Bu ejderha için oldu. Ve artık eşyaları da takım savaşı için yeterliydi. Bunu hemen lehine kullandı. Orada HV ejderhayı alsa da Dark Souls'un aldığı skorlarda oldukça değerliydi. Yani şu an baktığımızda skor alması gereken oyuncuların skor aldığını görüyoruz. Sivir 2-0 hem koridorunda üstün hem de şu an şimdi yine yakalandı. Yine yakalandı. Evelyn orada kovalayacak. Lunapse'i gelecek mi? Şimdi ultisini açtı orada. Bir de sıçrayla çıkacak. Şimdi evet ışından. Işından kullanıyor. Peki nereye gidiyor? Hemen ikinci kendi kulesine gitti. Oradan da üstüne. Bayağı bir yolculuk etti. Rise ama ışınlarını harcatması bence iyi bir haber. Dark Passage ekibi için. Evet. En azından ışınların olmadığını biliyorlar. Ve birkaç saniye farkla zamanlamasını da biliyorlar. Buna göre şu anda ne zaman ayrı ittirme yapıp ne zaman yapamayacaklarını hemen bilecekler. Hemen onun dakikası tutulmuştur. Evet. Abi 270 saniye boyunca yok demiştir. Şimdi ufuk kılıcı geldi. Ulti tam merkeze. Orada Karma'yı alacak. Sivir bir skor daha aldı. Sivir güzel bir combo izledik Leona'dan. Ve bir skor daha tabii ki tam da senin söylediğin üstüne geldi bu. Hı-hı. Yavaş yavaş ormanın üstünlüğünü ele geçirecek. Dark Passage ve ormanda yakaladığını affetmeyecek. Artık o ormanlar, o sessiz sakin ormanlar artık yeterince tenha değil. Şimdi 3 kule üstün. Heyva sadece 1 kule. Pardon, Heyva kule almadı, pardon. Şimdi ortadan devam ediyorlar. Pantheon, Pantheon geliyor. Crystal çok güzel, kötü bir yerde kaldı. Çok kötü bir yerde kaldı. Halpen Crystal'ın kafasına düştü. Ya kafasına düştü. Oradaki rune hapsi muazzam. Yani bir de üstüne trial gidecek gibi gözüküyor. Evet. Guys bırakmaz onu. Bırakacak mı? Bırakmayacaklardır. Evet, sıçradı ve orada Ryze ilk skorunu aldı. Şu takım savaşlarını yapmadan önce bir Dark Rush ekibin biraz daha ayrık durması lazım. Çünkü unutmamaları lazım ki HVA takımında bir Pantheon var. Evet. Çok iç bozuyor. Evet.
İkincisi Pantheon'un nerede olduklarını görmeden yine aynı şekilde takım savaşı yapmamaları lazım yani. Gelebilme ihtimalini her zaman düşünmeleri lazım. Biraz önce takım savaşını kaybetmelerin en büyük sebebi beklenmedik o yani daha doğrusu DP'nin beklemediği bir Pantheon ultisi. Evelyn'ın tam Pantheon'un ultisinin orada Ryze tarafından Hün hapsıyla yerine mıhlanmış olması. Ve ardından tamamen ölmüş olması. Evet yani şu an ulti geldi. Lucian'ı kovalayacak kule altında. Boomerang'ını şöyle bir savurdu. Oraya kilitledi. Evet. Şimdi tabii Yağmur'dan kaçarken orada Evelyn'e tutulacak mı? Hatta Jayce'e. Yani orada tam bir kurtlar sofrası. Ve orada Jayce bir skor daha almış oldu. Ve şu an için Dark Passage gerçekten birazcık üstün durumda. En azından... Ama iki takım da hata yapıyor. Evet hata yapıyor. Hala hata yapmaya devam ediyorlar. Şimdi Kenan arkada Karma'yı yakaladı. Tek bir kişiye iki ulti kullanıldı. Orada Karma'yı almayı başardılar. Kenan'da da bir Zhonya var. Ya şu Lelouch'un kırılgan özelliğini Dark Passage çok iyi kullandı. Evet. 10 skor var. Yarısını Lelouch'tan almışlar. Yani bu bence önemli bir stratejiydi ve şu ana kadar yani işe yaramış gibi gözüküyor. Tabii o Karma'nın savaş başlatabilme potansiyelini de unutmamak gerekiyor. Ultisiyle beraber takımına esin yeteneğiyle hızlı bir şekilde takım savaşına dahil edebiliyor. Pantheon için zemin hazırlayabiliyor. Ama bunu tam tersine kullanan bir Dark Passage takımı var. Ulların tılsım bitmiş. Sivir'in ultisiyle hızlanabilen ve daha savaşı daha çok isteyen bir Dark Passage var. Ve şu ana kadar da bu stratejiyi çok iyi uyguluyorlar. O Mikael'in kazanı Karma'yı kurtarmaz şu aşamada. Evet. Bu sırada 5 tane skor Lelouch'tan gitmiş ama HB'nin genel olarak 6 tane skoru var. Pantheon bu 6 skorun 4'ünü kendine almış. İkisini de dağıtmış. Bir altın farkına bakabilir miyiz Evelyn'le arasında? Yani 7000'e 7500 altın Evelyn'in önünde. Çünkü neden? Global görevlerde. Yani bu 6 skora rağmen 6 skorun 4'ünü kendine alıp ikisini asit olarak hanesine yazdırmış olmasına rağmen Evelyn'den 500 altın daha gerideyse Halper, HBA takımı geridedir diyebiliriz. Aynen öyle. 500 altın gerideyse. Yani şöyle bir şey var yani taşıma potansiyeli olan tek şampiyon o bile Evelyn'den geride şu anda. O zaman HBA'nın yani çok dikkatli olması lazım. Şu ejderhayı alması lazım mesela. Evet şimdi tabii yanaşıyorlar. Eyvah. Tam takım orada. Tam takımda Dark Passage burada. Belki de ilk 5'e 5 takım savaşını bu ejderha için göreceğiz. Şimdi evet hızlı bir şekilde geldiler. İşte planlanan oluyor. Sivir'in ultisi, Kennen'in ultisi. Bakalım daha Leona var arkada. Karma'yı direkt olarak eritmeyi başardılar. Devamında Ryze'in üzerindeler. Ryze'in üzerinde büyük bir hasar var. 2'de 2 yapan bir Sivir var. Oradan sıçrasıyla uzaklaşmak istiyor ama Sivir'in üzerinde kırmızı güçlendirmesi var. Bariyerler, ultiler yetmedi. Sivir. Dark Passage. 3'te 3. Kopardı şu anda. Şu anda oyunu tam kopardı. Tam anlamıyla kopardı. Yani Pantheon'un taşıma imkanı yoktu. Ve burada 3 skor. 1 de ejderha kazanıyor. Dark Passage ekibi. 1 de üstüne kule gelecek. Polyphonic sonra 1 de kule almayı başardı ve devam mı edecek? Devam etmesi biraz riskli olur gibime geliyor. Zaten birinci oyunda böyle bir risk almışlardı. Dakika 17'de inhibitor kulesinin önündeki yerde takım savaşı yapıp kaybetmişlerdi. Bu maçta bu hatayı yapacaklarını çok zannetmiyorum. Ryze bu sırada ışınlanı kullandı. Neden? Çünkü orada Polyphonix'i durdurmak istiyor. Bakalım Polyphonix bayağı bir hasar verdi. Pantheon'da arkasına hayır yapabileceği çok fazla bir şey yok. Skor yine Pantheon'da kaldı. Yine Pantheon'da kaldı. 8 skorun 8'inde de Pantheon var. 6'sını kendine almış, 2'sini de asist diye dağıtmış arkadaşlarına. Yani, ama ne anladım ben o asiste. Bence de. Yani şu an Pantheon'suz gerçekten EVA takımı çok komplike savaşlar yapamıyor. Şimdi orada ilk kulesini almak için geldi. Orada yakalanan bir Jayce vardı. Şimdi oradan sıçrasıyla uzaklaşmayı başardı. Tabi devamında şu an EVA ikinci bir kuşatma için hazırlanıyor. Ryze geldi oraya. Ryze birazcık önde kaldı. Ultisiyle beraber kazandı hareket hızıyla. Orada işini yapıp çıktı. Skor alamadı ama büyük bir hasar verdi.
Şimdi bakalım karşı hata geçecek mi? Dark Passage takımı. Yani Ken'in eşyalarına bakar mısın? Zonya, hiçlik deneyi, lanetli maske. Hani sihirbaz poşetleri, Megatron pelerini. Yani şu an için gerçekten Fabulous'u durdurmak hiç de kolay değil. Jason üzerinde üçlü kuvvet var, son fırsatı var, bir de hırpalayan almış. O da gayet iyi durumda. Evet, kırmızının dışında üstüne geri dönüyor. Dark Passage ekibi şu anda biraz daha zamanın geçmesini bekliyor aslında. Yani bir eşya daha almak istiyorlar. Bir tur daha üste geri dönmek istiyorlar. Eğer HVA herhangi bir yanlış yapmasa. Eğer HVA bir yanlış yaparsa inhibitör açabilirler gibime geliyor benim. Holyfinx mesela şu anda korkusuzca orta koridorda. Karşı takımın birinci kulesinin orada gezinebiliyor. Evet, şu an orta koridorda biraz daha tabii iki takım da rakibinin hata yapmasını bekler. Ya oyun tavırda. Yani söylediğimiz gibi biraz duruldu. Dark Passage şu anda oyunu durdurmaya, yani soğutmaya çalışıyor. Zaten fark yaratmış durumda. Zaten birazdan takım savaşı başlayacak. Pantheon'dan biri ulti geliyor yalnız. Tamam. Kime geliyor ama? Polyphrix'e gelmeye çalıştı ama olmadı. Yanlış bir ulti. İşte şimdi HVA ekibi dedi ki Dark Passage'a, gel bir takım savaşı başlat. Çünkü artık bizim Pantheon'umuzun ultisi de yok. Evet, tam anlamıyla onu söyledi. Bence takım savaşından önce direkt Baron'a bile gidebilirler. Dark Passage ekibi. Şu an onun için de yeteri kadar eşyaya sahipler, hazırlar. Rahatlıkla yapabilirler. Yani şu dakikada rahatlıkla yapabilirler ama onlar şu an Ryze orada birazcık önde, arka taraftan bu arada neler oluyor? Leon orada karmayı almayı başardı. Ryze'nin üzerinde Evelynn var. Jayce birazcık ortada kaldı. Şimdi oradan çıkabilecek mi? Üzerinde büyük bir hasar var. Şimdi Ryze, Kyle ultisi de biraz daha hayatta kaldı ama kendini kurtaramadı. Kenan geldi oraya. Kyle'ı almayı başardı. Devamında Jason hala ölmedi. Hala ölmedi. Evelynn de Lucian'ı aldı. Şimdi bakalım devamında Pantheon'u alabilecekler mi? O nefretin çivileri Pantheon'u ve ufuk kılıcı. Çok güzel oyun. Orada yani Pantheon'dan gelen yanlış ulti. Üstüne Holyfinx'i öldürememeleri. Diğer Pantheon'un ultisinden sonraki takım savaşında. Jayce'i bir türlü düşürememeleri. Bu farkı yarattı ve dakika 30'da inhibitörü açacaklar gibi gözüküyor. Evet. Dark Passage ekibi orta koridorda inhibitörü açmayı başardı. Yani ultileri olmayınca HVA çok dağınık bir savaşa girmek zorunda kaldı. Ryze bir yerde, Kyle bir yerde. Yani hani Ryze ne yapıyor orada? İşte Karma ne yapıyor? Hani Leon'u arkadan çeviriyor. Baron'un oradaki nehirden, çalılardan Leon'a ve ekibi geliyordu. Karma orada tek başına birini kovalıyor Ryze'le beraber. Onların ikisini hemen cezalandılar. Üstüne bir de senin dediğin gibi Jayce'i alamadılar. Yani büyük uğraşlar verildi o Jayce için ama Jayce'i alamayınca hani skor için geldim ben buraya diyenlerin hepsi döküldü. Ve devamında da kaybedilen bir savaş daha. Altın farkı 7000'e ulaştı. Kulede de 5-1 üstünlüğü var. Dark Passage'ın şu an için biraz daha ipleri eline almaya başlamış bir buradan Dark Passage. Buradan da HVA ekibi oyunu çevirebilir mi? Dark Passage hata yaparsa evet. Ama bunun dışında doğru taktiklerle yapması biraz zor gibi gözüküyor şu saatten sonra. Global görevlerde Dark Passage ekibi çok önde. 5 tane kule almış, buna karşılık 1 ama şimdi bununla birlikte 2 olacak. 2 tane kule aldı. Birazdan Baron'u kaybedecekler. Ejderha farkı var. Minyonlara baktığım zaman Evelynn'le Pantheon arasında bir minyon farkı var. Aynı şekilde Holyphoenix ve Zeytlut arasında bir minyon farkı var. Altın farkı şu anda takım savaşlarındaki gidişat çok etkiliyor. Eşya bakımında. Dakika 32'de inhibitör açtıktan sonra hani HVA geri döner mi bilemiyorum. Evet, tabi şu kompozisyona karşı HVA'nın yapabileceği hani çok da fazla bir şey yok. Pantheon ultisini efektif bir şekilde kullanabilirlerse bunu yapabilirler. Ryze'ın hasarı yetmiyor şu an için. Lucian 0'a 3 oynuyor. Üzerinde bir üçlü kuvvet, bir kanat genel olarak var ama hiçbirinin hasarı yetmiyor zaten evet, şu anda. Yani ki bunun en büyük etkenlerden biri Pantheon'un aldığı skorlar. Oo. Şimdi Pantheon geliyor orada. İki kişinin arasına girdi. İnanılmaz biraz bir halper var evet, ya. Orada yani Kyle'ın gelmediğini bilseler geri dönecekler. Şimdi bir sıçra geldi. Devamında kaçabilir bakalım. Oradan rahat evet, kaçacaktır. Alt tarafta bu sırada Leona ve Sivir ikilisi de ayrı gittirme yapıyor. Evet, orada oyun bitiriyorlar. Evet. Burada Pantheon skor alma düşüncesinde kuleye alacaklar. 4 kişiyi oyaladılar.
gerçekten Dark Passage için kazanılmış bir hamleydi bu üst koridorda. Şimdi alt koridora geldiler. Evelyn de bu arada ormanın deliklerinde gezen Karma'yı yakaladı. Karma bugün gerçekten kartopu etkisine çok fazla yakalandı. Ve şu an 0'a 7 oynuyor. Yani ters kartopu etkisi. Evet. Ters. Ölmüyor. Ya yani çok hızlı olduğu için şu anda, yani aslında canımlar çok çok hızlı olduğu için, bir de çok fazla kalkan kazandığı için. Ama artık Mikael'in kazanı da kendi üstüne kullandı. Yapabilecek çok fazla geldi. Bir şey gibi. Yine yerine mıhlayacak Crystal tabi ama Crystal... Manası bitti Evelyn'in. Bu kovalamaca 3 gün devam edecek herhalde. Nefesin çivileri geldi, manası yok. Şimdi ooo hem de bir de skor sivire gitti. Bir de skor sivire gitti. 7-1 sivir. Valla bilseydi birkaç saniye önceden ölürdü. En azından skor Evelyn'e gitsin derdi bence. Bence derdi. Bence de derdi. Hatta demiştir. Yani hem skoru Holy Phoenix'e bıraktı hem de asist verdi şey Crystal'a. Şimdi artık Baron'un orada bir gezinme başladı. Heavan o Baron'u koruyacak. Yani pek hali yok gibi. Hani gösterme amaçlı bir koruyormuş gibi yapabilir ama belki şunu yapabilir. Pantheon kocaman bir risk alıp içeri attı. Hani zaten artık bir şekilde hiçbir şekilde yapamayacağız. Bari içeri atlayayım. Belki Baron'u çalırım, üstüne ölürüm. Belki oradan takım savaşı dönerler. Evet, burada olan biten hakkında heyvanın en ufak bir fikri yok. Bunda ona bile geç kaldılar. Ve bir baron geldi. Bedava bir baron oldu Dark Passage için. Hemen heyvada bir ejderha alıyor orada. Tabii ki ejderha ile baronun değerleri kıyaslanamaz bile. Tabii. Dark Passage bitirici vuruşu baronla yapabilecek mi? Bu güçlendirme ile beraber zaten bir özgüvenleri vardı. Yani 3. maçta çok durgun bir oyundu ilk başlarda. Dark Passage hataları çok iyi kovaladı. Karma'nın üzerine çok iyi oynadı. Alt koridorda Evelyn tam anlamıyla alt koridoru kamplayarak Lucian'ın şu anki haline gelmesine sebep oldu. Ve tabii ki diğer bir handikapta etkili daha doğrusu. Pantheon'un aldığı 6 skor. Takımın diğer kalanları şu an için Pantheon'a asist yapar konumunda. Ama işte Pantheon'a taşıyamıyor. Evet, yani taşıyabilecek hali de yok zaten şu an. Evet, biraz daha tanklı görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Hani ben yukarıdan iniyorum, o kadar yol geliyorum, bari aşağı indiğimde hemen ölmeyeyim diyor. Ama tabii ki şu an Dark Passage'ın hasar çok çok yüksek. Evet, şimdi hiper yükle beraber alacaklar. Lucian'dan bir defansif bir infaz geldi. Ryze geldi oraya, F3'den çizmeleriyle beraber o inhibitörü istiyorlar. Baron güçlendirmeleri var. Oldukça da haklılar. İnhibitör düştü. Beraberinde alt koridora doğru gidiyorlar. Şimdi alt. Sivir. Evet, alta gidecekler gibi gözüküyor. Çünkü zaten üst koridor kendisi otomatik bitirmiş. Şimdi alt koridora ilerlediler. Oradaki kulenin de canı çok az. Onu da çok rahat alacaklar gibi gözüküyor. Yani burada şöyle bir şey var. Orta koridora fiziksel hasar veren bir şampiyon aldığınız zaman, hele bir de bu şampiyon uzaktan vurabilen, otomatik saldırılarını uzaktan yapabilen bir şampiyonsa istilalar sırasında çok rahatlıyorsunuz. Sanki iki tane saldırı gücü taşıyacak, iki tane şancınız oluyor. Çok daha kısa sürede bu inhibitör kulelerini ve inhibitörleri eritebiliyorsunuz. Çok daha az hasara maruz kalarak karşı takım tarafından. Şu anda Jace'in bu özelliğini çok iyi kullandı diyebiliriz Dark Passage ekibi için. Şimdi bir de üst koridora gidiyorlar. Yani garantinin de garantisini oynuyorlar artık. İki inhibitör yetmez, bize üç tane lazım diyorlar. Şimdi... Bunu da alacaklar, yani yapabileceği çok fazla bir şey yok şu anda Evan. Heyver şu an oyunun bitmesini bekliyor. Pantheon geliyor. Son bir hamle yapacaklar. Fab'ı alabilirler. Orada Fab'ı yakaladılar. Fab da onları yakaladı. Şimdi Zonya'sına başvurdu orada. Kyle orada birazcık kurtardı. Evelyn orada Karma'ya yüklendi. Jace Karma'ya bitirici vuruşu yapmayı başardı. Şimdi bakıyorum 2-0. Şu an Dark Passage herhangi bir kayıba uğramadı. 2 skoru aldı oradan. Hala bakım inhibitörü de alacaklar. Devamında o kuleler gelecek mi? Nexus'u yıkabilecekler mi? Çok büyük hasar veriyorlar şu an. Ve Dark Passage ekibi arkadaşlar finale çıkan ikinci takım oluyor gibi gözüküyor mu? Hayır, Zeytnot buna izin vermedi. Çıkamazsınız dedi birinciliğe. Ve Fabulous'u öldürmeyi başardı. 2'de 2 yapıyor. Orada Thrill da alıyor ama... Ya giderken hala birliğini alıyorlar ya. Ya dedi, dur dedi, biz çıkacağız dedi birinciliğe. Final maçına daha doğrusu. Yok, çıkartmadılar. Yok, çıkar. O zaman minyonlar çıkar. Yani şu an minyonlar bayağı güçlü durumda. Nexus'u dağılayacaklar.
Onlar da hemen defansa geldiler. Bir şansı daha var Heyvan'ın maçı çevirmek için veya ortak olabilmek için veya kaybetmemek için. Son bir savaş izleyeceğiz. Bakalım Dark Passage döndüğünde bitirici vuruşu kolaylıkla yapabilecek mi? Tabi bu aşamadan sonra Heyvan'ın şansı çok az. 3 tane inhibitor kaybettiler. Eşya olarak oldukça gerideler. Ve kompozisyon olarak da henüz istediklerini yapabilmiş değiller. Artık yavaş yavaş sanki finalin adı belli olmaya başladı gibi. Hela burada maç çevirirse yani epik olur. Ya çok çok efsane olur yani. Hani Türkiye espor tarihine geçer, ben sana söyleyeyim. Yani evet, hani normalde her zaman takımların bir şansı vardır ama 3 tane inhibitörünü kaybetmiş ve girdiği takım savaşlarının %85'ini kaybetmiş bir Heyva var şu an için. Dark Passage finale biraz daha yakın. Şimdi üstlerinden takım halinde geliyorlar. Jace mavi güçlendirmesini alıyor. Sivir koridoru takip ediyor. Orada bir takım halinde savaş izleyeceğiz. Minyonlara karşı verilen büyük bir savaş var Heyva tarafında. Abi herkesin elinde şivili şeyler. Ya her yerden süper minyon geliyor şimdi. Ya Zeytno zaten değil şampiyon. Şu anda o minyonları bile eritemiyor ki. Durumu çok zor. Evet, şu anda Dark Passage içeri geldi. HVA ekibin üstün. Pabulsan ulti geliyor ama o ulti orada skor almak için değil. Onları sadece oyalamak için. Finale ismini yazdıran ikinci takım Dark Passage oluyor ve finalin adı da